Merhaba arkadaşlar. buketley Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. Ee, i̇zlenim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım fincanımız neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle e, aramızda yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Her geçen gün büyüyoruz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. E, selam bekleyen arkadaşlarım var isim ve ülke olarak bekliyorlar selam buradan izleyen herkese kucak dolusu selamlar sevgiler peki size nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. Buketle kahve falı Instagram hesabından ulaşım sağlayabilirsiniz. 0533 031 0132 telefon numarası ki aşağıda bıraktım bir link var arkadaşlar. O linke tıkladığınızda benimle WhatsApp'tan direkt iletişime geçmiş olacaksınız. buradan belirmek belirtmek isterim. Ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarım adına gönüllerinden geçirdikleri ne varsa gerçekleşsin inşallah diye bu şekilde niyetleniyorum sizlerin adına. Pozitif enerjiler gönderiyorum arkadaşlar. Güzel şeylere duyma ihtiyacımız var. Hele şöyle bir dönemden geçtikten sonra. Şimdi e, fincanımızda neler varsa ben yorumlamaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce sizlere de gösteriyor olacağım. Gördüğünüz üzere aslında bu tarz falları hep ben sevdiğimi söylerim. Ee, geçmişte yaşanılan şeyler bizi biz yapan gerçeklerdir ve falın enerjisi varsa geçmişte gördüklerimi dile getiren bir yorumcuyum e, bu da biz zaten şu kıy kıyası yapmamızı sağlıyor şimdi yaşadığımız bir yoğunluk var e, bugün biraz daha dingin ama şöyle baktığımız zaman Ağustos ayında Hatta Temmuz'un e, onundan sonraki süreçte işte böyle bir, bir hareketlilik var ve sonrası rahat yani bize e, önümüzdeki günleri e, fikrimiz e, fikir edinmemizi sağlıyor geçmiş Şimdi ben görüyorum mücadele geçmişte kalmış. En sevdiğim fal e, şekli. Mücadele, savaş, yorgunluk, karışıklık geçmişte. Artık ne istediğini bilen bir siz varsınız. Aldığım enerji bu. Horozunuz net çıkmış. Bir haber alıyorsunuz. Aslında yüzleşmek istemediğiniz sizden büyük olan, bugüne kadar saygımdan işte sustum. Amanca ağzımızın tadı kaçmasın dediğiniz birisiyle yüzleşmek durumunda kalıyor gibi çıkmışsınız bir haber sonrasında. Şimdi hala hazırda keyfiniz yerinde görünüyor. Çok böyle o diyebileceğim bir durum değil. Ama bir haber geliyor ve siz eninde sonunda bu yüzleşme yapılacak zaten diyorsunuz. Zamanı gelmiş diyorsunuz. Bir konuşma halindesiniz. Yani konu kanca atılmış arkanıza. Dolayısıyla zaten dün olmasaymış yarın olacakmış. Dolayısıyla bir konuşma haliniz yansımış. Şimdi insanların bal olduğu bir ortamınız var. E, bu aslında sizin yapı olarak da el alem ne der diye kafaya taktığınızı da görmekteyim. Yani bunun mesajı bu da olabilir tabii ki de. Şimdi şöyle çünkü ya çok kalabalıktasınız, insanların fikirleri çok fazla ya da siz el alem ne derse bu kadar insana nasıl söyleriz der gibi böyle bir şeyleri içinizde yuttuğunuzu görüyorum. E aslında el alem ne der arkadaşlar hayata bir kez geliyoruz. Yani çok el alem çok şey der. Bununla ilgili çok güzel şeyler de var zaten. Hani onu yaptım bunu der, bunu yaptım şunu der. Her türlü diyecek yani siz, sizi ona göre yönlenmek doğru değil. Şimdi baktığım zaman geçmişe daha çok takalıymışsınız zaten el alemin cümlelerine. Şimdi sizi böyle bir kefede görüyorum. Karşınızdaki adaletli bir insansınız. Yani böyle iyi de öldür hakkını ver diyen bir yapınız var. Sadece bulunduğunuz ortamdan kaçıp gidesiniz var ya. Bunu çok net görüyorum. Kafanızda arı kovanı. Bu arı kovanı zız sizi sürekli her gün içinizi kemiriyor. Kafanızı kemiriyor. Hani alıp başımı gitsem dediğinizi net görüyorum. S harfi ve A harfi çok baskın falınızda. Ee, bununla alakalı olarak haber duyuyorsunuzdur. Bu kişiyle konuşuyorsunuzdur. Bunun sorunu yüzünden bunlar vardır. Bu S ve A harfleri net. Şimdi e, bir kuyruklu bir E harfi var. Dik durmuyor. Yan yan duruyor. Bu şu demek. Karşınızda E harfiyle bir insanla konuşacaksınız. Mevzunuz, sorununuz var. Ama dik duramıyor ki. Sözüne güvenemiyorsunuz. Yan yan olay olunca yan yan kaçar. Şeyler. Akrepler yan yan gidiyorlar ya. Akrep mi? Yengeç geçmedi. Yani böyle bir yan yan gitme hali var. E, i̇şime gelmedi. Aman duymuyorum. İşte istemem yan cebime koy. Bu, bu tarz e, bir e, izlenim sağlayan e harfli köşeyi sıkıştırıp e, kesinlikle netleştiriyorsunuz arkadaşlar arabanız net görüyorum şimdi bugününüze geldiğiniz zaman zaten bu curcuna bitiyor gibi çıkmış farkındaysanız e, curcuna diyorum gerçekten çok kalabalık şuraya bakın soru işaretleriniz var gidermeye çalışıyorsunuz kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz böyle değişik bir ortamanız olmuş geçmiş geçmiş olsun şimdi bugününüzde birisiyle karşılıklı konuşma halindesiniz Şimdi karşınızdaki insanın bir kuyruğu var yani yeni evlilik yapacaksınız. Karşınızdaki insan evlenmiş, boşanmış ve bir çocuğu var. Ee, yeni bir ortaklık kuracaksınız. Karşınızdaki insanın bir es eskiye dayanan bir borcu var. Ee, size oranla daha sorunlu karşınızdaki insan. Siz daha böyle bir şuradaki hengameden çıkınca daha böyle bir dingin çıkmış görünüyorsunuz. Karşınızda uğraştığınız kişi sevgiliniz, eşiniz, partneriniz, ortağınız vesaire sorunlu. Daha hala o tarafta eşinizdir hala kuyruklu yani var sorunu size göre siz daha böyle bir dingin çıkmışsınız bir yol başında konuştuğunuzu görüyorum bugününüzde bu arada şunu söyleyeceğim yani yiğit öldür hakkını yeme enerjisi hazır varken siz ne kadar çok sıkıntı yapsanız da bakın daha da devam ediyor yani sürekli kısmetli bir insansınız sizin yaşadığınız bu karışıklığı bir başkası yaşasa iyiydi. E daha farklı, daha hüzünlü daha sonuçları kötü olabilirdi e siz güçlü kalıyorsunuz samimi söylüyorum aldığım enerji bu yani e, kaçıp gidesin var hali var ama öte yandan şansınız da yanınızdaymış hep yani, e, bir, bir kapıyı kapattığınız zaman başka bir kapı açılı vermiş gerçekten şükür gerçi hani ki de böyle e, özellikle geçmişinizde şurada bir haftadır bir şey düşünüyor gibisiniz bu ne e, terfi almayı düşünüyorsunuz, imza atmayı düşünüyorsunuz, evi satacağım ben diyorsunuz, ben boşansam mı acaba diyorsunuz. Bir şekilde işi resmiyete mi döksem dediğiniz bir imza durumu söz konusu. E, bu da aslında Temmuz ayının ilk iki haftasını e, yani arkadaşlar bugün ayın hani 3'ü 4'ü 5'i daha 5 ilk 5 bile değiliz. Hani bugün ayın 4'ü. E, şöyle bir ayın 15'ine doğruymuş gibi sonuçlanacak. Yani başında değil de daha böyle bir ortaladığınızda Temmuz ayında. S ve E harflerini görüyor musunuz? Yani çok net. Hatta E'de kuyruk var. Yani ben bu E arkadaş e, oğlunuzsa problemli sınavları geçemiyor. Kızınızsa bir türlü doğru adam bulamıyor. Bir şey bir şey bilemedim ama bu E harfindeki kuyruklu durum söz konusu. Yani alıp başımı gideriz giderim deseniz de bu E sizin atsam atılmaz satsam satılmaz dediğiniz birisi. Kızınız, evladınız, eşiniz, anneniz babanız hani böyle kan bağınız. Bağ var yani göbek bağınız var. Şimdi o E harfinin yapmış olduğu bir şeyden dolayı üç kişilik bir konuşma halindesiniz. Aslında böyle önünüzde çok korktuğunuz gibi olmayacak. En azından şunu net söyleyeyim. Geçmişteki gibi hiç olmayacak. Yani şurada Temmuz'un ortasına kadar beklediğiniz bir resmi süreç var. Temmuz'un ortasından sonra bir 15-20 günde e, Ağustos'un ilk haftasına kadar sürebilecek bir e, adım atma haliniz var. E, adım atıyorsunuz 3 kişi konuşuyorsunuz bu e harfi ile ilgili tekrar bir problem gündeme geliyor ama açacaksınız Ben ağustostan sonra şurada Ağustos ayınıza bakın tertemiz pürpak hele bir tane parayla alakalı bir fırsat çıkıyor ki herhalde sizi o daha da rahatlatacak anladığım kadarıyla e, para karşınızda iki kişisiniz sanki bir anlaşma yapmışsınız Şuradaki öbek gibi duran tıkalı duran kaya gibi dur görünen e, parasal mevzunuzun çözülmesi, çözülecek oluşunun müjdesi en azından yani. E çünkü Ağustos'tan sonra bir oh be haliniz çıkmış burada. Ya bu iş her neyse size e, bir eş daha getirir Ağustos'un sonu gibi. Eylül'e güzel bir giriş yaparsınız. Geçmişinizden arındığınızı net görüyorum arkadaşlar. E, özellikle Temmuz'da e, Ç harfi de var da çok kalabalık ya. Gözü var mesela bir tane göz var orada. Göz de şu demek arkadaşlar. Nazar gözü değil biliyorsunuz. Nazar olduğu zaman ben direkt fincanın ortasında koca bir tepe çıkıyor zaten gösteriyorum. Burada gördüğünüz göz nasıl bir şey biliyor musunuz? Tam şurada Ç harfi gibi görünen şeyin üstünde. Diyor ki bak sen çok iyi niyetli bir insansın. Ve geçmişte yaşadığın mücadele ettiğin şey de tekrarı düşer mi diye korkuyorsun. Aynı hataya düşmemek için görmen gerekeni gör. Burada denizin üstünde yani pardon ne diyelim ona buzdağı buzdağı bu hani okyanustasın buzdağı gördün ama buzdağın altında tarafı var görmediklerim var yani e ki sana bu geçmiş tecrübe dindirdim işte ben geçmişi yorumlamayı bu yüzden seviyorum geçmişte yaşadıklarımız bizi biz yapan gerçeklerdir gelecekteki mesaja bakın geçmişte yaptığın hatayı yapmamak için bir önünde bir durum var. Aynısını yaparsan yine başına ağrır ama yapmaman lazım uyarısı var ki siz yapmadığınız için Ağustos sonranız açılıyor. Yapılabilir gibi bir durum söz konusu. Sizde fincanınız uyarıyor. Diyor ki geçmişteki gibi olmaması için görmen gerekeni gör. Yani iyi niyetli oldun da ne oldu? Kendini düşünmedin de ne oldu? Şuradan kendine bir çıkarım yap. Temmuz ayının sonuna doğru bir olayla karşılaşacaksın. Şuradan çıkarım yaparsan bu olayı atlatırsın. Hatta çok da güzel maddiyat fırsatıyla beraber Eylül'e ferah girersin. Bu senin tercihin olur gibi bir yorumu var aslında bu fincanın sizlere. Yani ben görebildiklerimi bu şekilde değerlendiriyorum arkadaşlar. Güzel e özellikle Ağustos'tan sonra şöyle işte ilk 15 gün böyle hani millet yaz, yaz tatiline çıkar işte kalabalık olmadan Haziran'da yok işte Eylül. Siz de Eylül'den sonra be ya oh be. Oh, yani bana kalsa eylül ayı sizin e, en fresh en rahat en mücadele mücadele etmemenize gerek kalacak yani böyle bir rahat ettiğiniz zaman hangi ay deseniz eylül ayında alın eylül ayında yatırıma girin eylül ayında istediğiniz niyetlerin eylül için planlarınızı erteleyin derim en ferah en insansız bugüne kadar çok fazla insanla içli dışlı haliniz Eylül'de çok daha Azalmış insanlar, kendi çekirdek kabuğuna çekilmiş bir aile, güzel, sakin, dingin Eylül tabi. Şimdi biraz daha aksın. En az sizin kendiniz olsaydınız da e, şu şekilde bakın böyle yapıyorum ki akabilecek kadar aksın, kalabilen kalıyor zaten. öyle Zorlasak da inmeyecek kalanlar var. Bunun mesajı başka tabi. Ben böyle ufaktan bir e, ak yani akmasını sağlıyorum, destekliyorum ufaktan. Evet güzel. Şimdi siz ihtimal vermiyorsunuz ya. Siz, siz yani ben bu falda öyle bir enerji alıyorum. Yani yani kişi diyor ki ben ya bana, bana iyisi gelmez ya. Niye gelmesin? Geçmişteki gibi olmak zorunda mı? Ağustosu gayet güzel atlatacaksınız. Yani Temmuz'un sonunu diyeyim. Ağustos'tan sonra Eylül çok güzel. Yani şu an böyle işte sıkıntı ettiğiniz şey akıyor. Yani siz istemeseniz de eteğinize, e, kucağınıza, başınıza kısmet düşer yani. Öyle diyeyim. Önünüze kısmet düşer siz istemeseniz de. Yani kim istemez? Sizdeki kaygı bunun gelmesini engeller zaten. Yine hep geçmişteki gibi olursa kaygısı var. Dengeyi sağlıyorsunuz. Anneyle babayı kim daha çok seversin? anneme babamı? Yok hayır siz ikisinde. Yani amcanla öbür amcan mı ikisinde, babaannemi, anneannemi ikisinde bir şekilde denge sağlıyorsunuz. Ailenin göbeğiyle alakalı bir konuda. Annenizle abinizin, babanızla e, ablanızın bilemedim. Ama iki kişi de denge sağlayan kişi tarafı çıkmışsınız. Bir kalabalığınız var. Net bir kalabalık. Kişi kişi görüşmeler var gibi böyle el tokalaşmalarınız var. Yeni firmalarla anlaşırsanız çalışıyorsanız bir firmayla anlaşırsınız ama kalabalık bir ortamdır. Birden fazla konuşmak gerekiyordur. Böyle öğretmensinizdir. Ek ders verirsiniz. Yeni öğrencilerle anlaşırsınız vesaire bilemedim. Güzel temiz bir kalabalık var. Özellikle kendinizce. Şimdi burada böyle bir ısırırım seni diyen e, hiddetli dişleri çıkmış bir köpek görünümü var. E, ama etrafı da sarılmış yani hırlayan bir köpek de diyebiliriz. Isıracağını sandığınız bir köpeğiniz var. Bu düşmandır, bariz düşmandır. Dosttan ziyade sivri sivri dişli keskin keskin dışarı çıkmış. Ya dost gibi görünen bir insanı dikkat et de diyebiliriz ya da hali hazırda ısıracak bir insan gibi duruyorsa da zarar veremeyecek de diyebiliriz yani. Ee, güçlü bir insansınız arkadaşlar. Aldım enerjiyi net söyleyeyim. Yılanı deliğinden çıkartırsınız tatlı dilinizle. Yani size benden tavsiyem siz siz olun. Ee, içinizdeki kendinize güvenin. Kişileri kendinize ezdirmeyin. Karşınıza zarar vereceğini sandığınız insanları hayatınıza sokmak zorunda değilsiniz. Buradaki kişi amacına ulaşamayacak. Siz de zaten yılanı deliğinden çıkartabilecek tatlı dile sahipsiniz, o güce sahipsiniz. Bu ne demek? Emrivarki'den ziyade tatlı dilinizle aslında insanları ikna edebileceğinize. Ee, rakipse bile o firma yani güçlüyse bile karşınızdaki büyük azılı bir güçse bile öyle diyeyim size. Bunu yapabilecek güce sahipsiniz. Kalabalığınız bu ailedeki kalabalık ben aşiret olduğunu yani bu bu fincan aşiret fincanı. Ben bu kadar kalabalık gerçekten çok yani devam ediyor. Allah'tan temiz. Şimdi şu <laughs> Ne diyorsunuz? Buket Hanım der gibisiniz. Şimdi arkadaşlar şuradaki kalabalığa bir bakın ya. Şuradaki kalabalığa bir bakın yani. Gördünüz mü? Şimdi bakın yine fincanınızda da var. E, tabağınızda da var. Bir kalabalık sizin etrafınız El alem ne derci diye değerlendirdim ama yok baya baya kalabalık sizin etrafınız. Ben e, geleniniz gideniniz çok düğün dernek de olacak anladığım kadarıyla Eylül Ekim gibi. Ha aşkla alakalı derseniz iki kişi gayet birbirlerine mutlu olduğunu. Güzel vesil bakın. Kuruntu kalabalığı değil. Buradaki kalabalık sizin hane kalabalığınız. Şimdi bakın kuruntu kalabalığına. Bu laf kalabalığı derim. Kuruntu kalabalığı derim. Buradaki kişiler fazla Size gelen giden olacak. Anlaşmak için bir şeyler. Eş rakamı çok net çıkmış mesela. Ekim 5 diyebileceğim bir rakam bu. Tekrardan bir kalabalık dur. Ha sorun temiz. Kavga gürültü de değil. Gayet böyle hani sert öfkeli insanlar da değiller. Böyle bir kalabalık içerisindesiniz. Herkes tabii ki de kendi hayatına göre değerlendirsin. Hanede aç tarafınız temiz çıkmış. Kuru bir kalabalık konuşulacaksınız. Özenirler, imrenirler. Bu anlamda konuşma kuru kalabalık var. Ama öte yandan hane içerisindeki kalabalık da düğün dernek olur. Anahtar görmekteyim ev anahtarı gibi duruyor tam da Ekim ayının sonuna doğru ev e, niyetlenecek kişiler belki de bu kalabalık evle alakalı miras davalarının gündeme gelmesi midir bilemedim sonu temiz ama Eylül'de değil de Ekim'in sonuna doğru bir e, anahtar göstermiş benim size söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar bu falda kalabalık gördüm bol bol e, bence kimseyi dinlemeyin tavsiyemdir. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. herkese keyifli bir Temmuz diliyorum. Herkese yani artık e, haftanın son e, günü ama e, ben e, Haziran'daki güzel sağlığımızla alakalı tabii ki de güzel gelişmelerimiz oldu. İnşallah Temmuz'u da aynı hızla inşallah bu illetin kökü kazınır ki biz de sağlığımıza kavuşuruz diyorum. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var ki her geçen gün büyüyoruz İyi ki varsınız arkadaşlar. Gerçekten hepiniz hoş geldiniz diyorum yeni katılan arkadaşlarıma. bunun dışında selam bekliyorlar benden ama artık isim olarak istemeye başladılar. Mümkün değil herkese tek tek selam vermem. Bunun için bir video çekmem lazım. A'dan Z'ye bütün isimleri bir saat boyunca bir video. O yüzden arkadaşlar anlayışınızı rica edeceğim bu konuda. Kucak dolusu selamlar sevgiler hepinize. Ben yorumlarınızı okuyorum. Benim için çok kıymetliler. Öneriler, eleştirileri de tabii ki de açıyorum Hadsizlik hariç. Şimdi hadsizlik konusuyla ilgili süreçten zor yani yeni çıktık ya herhalde insanlar iletişim kurmaya kurmaya bana özel mesaj geliyor. Böyle o kadar hadsizlik ötesi böyle bilemedim. Hey baksana falan tarzında böyle. O yüzden çok zaten o kaydede almıyorum ama diyorum eyvahlar olsun insanlarımız buralara kadar geldiyse biz ne yaşadık, ne atlattık hem yüzümüz hem de cebimiz bir gülsün artık e, sağlığın yerindeyse su yolunu bulacak demeyi öğrenmeliyiz diye düşünüyorum. Öğrendik herhalde diye umuyorum. E, çünkü bu süreç bittikten sonra. İnşallah kaldı ki Temmuz'da da inşallah böyle giderse herhalde kökü kazınacak bu illetin. Bir daha da yaşatmasın diyorum. Bu dönemde bize sağlığın yerindeyse su yolunu bulacak demeyi öğretti diye umuyorum. E tabii ki de bunlar sınav tabii. Yani şimdi insanlar psikolojik olarak da etkilendiler. Ben yani o yüzden de hani diyorum eyvahlar olsun dediğim nokta bu zaten. Evde durmaktan, kimseyle iletişim halinde kalmamaktan insanlar kiminle ilk kez tanıştığı biriyle nasıl diyalog kuracağını bilmiyorlar. Dertlerini anlatamıyorlar çok 7'den 70'e de haklıydık zaten. inşallah bitsin artık diyorum. E, sınav yani dün başka bir şeyle sınanıyorduk. Bugün bununla sınanıyoruz. Yarın farklı bir şeyle sınanacağız. İnsanoğlu merdivenlerinden inecek, çıkacak arkadaşlar. Hayat boyu bu böyle devam ediyor maalesef. Bize düşen yarınlarımızdan umudumuzu yitirmemek. Ben çok inanıyorum. Yani bir kapının kapandığında yeni bir kapı açılacaktır. Buna inancım tamdır. İnşallah siz de böyle hissedersiniz. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Bugün iğrenç, kötü, berbat, kötü yani çok canımızı yakan şeyler yaşayabiliyoruz. E bunu da canımız, ciğerimiz dediğiniz insanlardan alabiliyoruz bu darbeleri. E, beddua da edesimiz geliyor. Sen de yaşa inşallah da sen de gör diyesimiz geliyor. insanız çünkü. Benim size tavsiyem ilahi adaleti ben çok inanırım. Yaşattığını yaşamadan ölmezsin diye bir laf vardır. O yüzden de herkes kalbinin ekmeğini yesin derim. Rabbim de herkese kalbinin ekmeğini versin gerçekten. Sizler kalbinizde güzellikler ekin arkadaşlar. Bir insan etrafına verdiği enerji kalbinden gelir ya ben buna inanıyorum. Kalbinde ne varsa haset, fesat, kin, kıskançlık odur budur zaten etrafına bunu verirsin başka bir şey veremezsin. Biz de bu insanlardan darbe gördüysek başkaları da daha alır yani o insandan zararı. O yüzden siz siz olun. Kalbinize güzellikleri ekin. Her bir en kısa zamanda sizlerin olsun ve ilahi adalet teslim edin arkadaşlar. Beddua negatif enerjisten çok korkarım. 3 buket kuralı. Yani bunu bu, bu kuralı dediğinde ben, benim enerjim. Sağlığınıza dikkat edin. Psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Bunu da kendimi de dahil etmekteyim. Kesinlikle bu kısımda özellikle. Yarınlarınızın modunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Ee, bizim için önemli. Yarınlar bir kapa, mutlaka açılacaktır kapandıysa farklı kapımız son olarak da kalbinize güzellikler ekin her biri de sizlerin olsun en kısa zamanda videonun sonuna geldim arkadaşlar güzel keyifli bir temmuz diliyorum hepinizle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere başta sağlıkla kalın hepiniz hoşçakalın